Kontrbas son derece ilginç bir enstrüman. Çünkü bas sesler kendi içinde zengin bir çeşitliliğe sahip. Keman, viola ve cello'dan son derece farklı. Bazı insanlar kontrbasın cello'nun büyüğü olduğunu düşünürler. Ancak bu doğru değil. Bu enstrümanlar farklı ailelere mensup. Kontrbasın gamba enstrüman ailesinden geldiğini söyleyebiliriz. Bu gördüğünüz enstrüman için belki geçerli değil, ancak bazı kontrbasların bu kısımlarının daha eğimli olduklarını görebilirsiniz. Elimdeki enstrüman bu yüzden keman ailesine daha yakın bir kontrbas. Kemana benzeyen köşeleri ve yine kemanı andıran daha yuvarlak bir şekli var. Bu enstrümanın birçok farklı ismi de var. Bas, yaylı bas, telli bas, yani çift, yani double bas, duble bas, kontrbas vesaire vesaire. Bunun sebebi ise bu enstrümanın birçok farklı müzik türünde kullanılması. Bluegrass, rock, barok müziği, klasik müzik ve tabii ki de caz. Hangi müzik türünü düşünürseniz düşünün, o türe özel bir basla karşılaşırsınız. Ben kontrbas diyorum ama en doğrusu double bas. Neden diyecek olursanız, klasik müziğin ve barok müziğinin ilk dönemlerinde müziğin basla çalınan bölümü genellikle çift olarak çalınırmış. Besteci tarafından yazılan bu bölüm genellikle cellolar çalınırken derinlik elde etmek adına cellolara iki, yani duble basın eşlik etmesi için kullanılırmış. Bu sebeple ben de bu enstrümana çift ya da double bass demenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Basın dörtlü aralıklara sahip bir akort düzeni var. Keman, viola ve cello ise beşli düzene sahip. Bu enstrümanın dörtlü akort düzenine sahip olmasının sebebi bu aralıkların çok geniş olmaları. Örneğin bir notadan diğerine geçmek için 3 nota çalabilmek için tüm elimi kullanmam gerekiyor. Cello'da ise parmaklarınızın her biriyle farklı notalar çalmanız mümkün. Dörtlü akort edilmesi müzisyen için aslında iyi bir durum. Teller, sol, re, la, mi olarak düzenlenmiş. Bu arada buradaki kulakçığı kapadığımı fark etmiş olabilirsiniz. Bu da aslında double bass'tan bahsederken değindiğim nokta ile ilgili bir aparat. Buradaki kapo dikkatinizi çekmiştir. Örneğin cello'ya eşlik ederken cellist 5 tel kullandığı için kalın sesleri do teline kadar uzanır. Bir nevi kapo görevi gören bu kulakçık sayesinde en üstteki tel olan natürel mi, natürel do'ya dönüşür. İşte bu şekilde, bu sayede cello'da çalınan tüm notaları biz de çalabiliriz. Bu François Barzoni tarafından yapılmış bir Fransız bası. Neredeyse 3 senedir bana ait. 1890'larda yapılmış ve gerçekten de inanılmaz bir enstrüman. Ünlü bas markaları genellikle İngiliz ya da İtalyan yapımı olur. Fransız basları da iyidir ama genellikle tonları biraz daha tiz olur ve sesleri de çok keskin değildir. Ama bu bas aslında bir istisna. Son derece büyük, güçlü ve geniş bir sesi var. Ama aynı zamanda Fransız bası özelliklerini de yitirmemiş. Orkestranın bas bölümü grup şefi için de son derece uygun bir enstrüman. Çünkü güçlü ve direkt bir sesi var.
Yay da son derece önemli bir parça, hatta zaman zaman enstrümanın kendisinden bile önemli olabilir. Şahsen muhteşem bir bas yerine muhteşem bir yaya sahip olmayı tercih ederim. Çünkü sesin kalbi ve ruhu gerçekten de sağ elinizle yaptıklarınıza bağlı. Yay çok ama çok önemli ve ben de bu yaya sahip olduğum için gerçekten çok mutluyum. Woodstock, New York'taki Sue Lipkins adındaki bir yay ustasının bana bu yayı yapması için neredeyse tam 4 senedir bekliyordum. Belki enstrümanın sesini hiç duymadı ama telefonda ona saatlerce bu kontrbastan bahsettiğimi biliyorum. Bu yay tamamen bana özel yapıldı ve tek kelimeyle harika. Kontrbas çalarken yayı birkaç farklı şekilde tutabilirsiniz. Bu gördüğünüz Fransız stili. Kemancılar, çelistler ve kontrbasçıların da çoğu tarafından bu stil kullanılır. Dediğim gibi bu elin üstten tuttuğu stile Fransız stili adı verilir. Elin bu şekilde üstte olması sayesinde çok natürel, legato bir sese sahip olabiliyoruz. Telin üzerinde bu şekilde gezindiğinizde legato sesi almak son derece kolay. Diğer stile ise Alman stili adı verilir. Alman tarzı yaylar biraz daha farklıdır ve bu şekilde tutulurlar. Yayı bu şekilde tutarak tele daha doğal bir güç uygulamak mümkün. Kolunuzu serbest bırakırsanız bu şekilde düşer. Öyle değil mi? Böyle. Yani böyle düşmez. Yayı Fransız stiliyle kullanırken vücudunuzun nasıl durduğu da son derece önemlidir. Çünkü sesten feragat etmeden tele doğal bir şekilde güç uygulayabilmeniz gerekir. Kontrbas çalmaya 13 yaşındayken başladım. Çaldığım ilk enstrüman kontrbas değildi. 4 yaşımdayken piyano çalıyordum. Bowling Green, Ohio'da büyüdüm. Müzisyen bir aileden geliyorum. Kız kardeşim ve erkek kardeşim de piyano ve birkaç farklı enstrüman daha çalıyorlardı. Böylelikle ben de tüm bu farklı enstrümanları görme şansı elde ettim. Piyano çaldım, cello çaldım, gitar çaldım, hatta bir grubun vokalistliğini de yaptım. Aklınıza ne gelirse yaptım diyebilirim. Kontrabasa ilgi duymamın sebebi senfoni orkestrasına hayran olmamdı. Senfoni orkestrasındaki kontrbaslar muhteşemdir. Çok büyük bir role ve harika bir sese sahiptirler. Bu çok hoşuma gittiği için ben de 13 yaşımdayken kontrbas çalmaya karar verdim. Cleveland Orkestrası'nda çalan Scott Hay'den ders aldım ve gelecekte bir senfoni orkestrasında çalmak istediğime karar verdim. Bu benim için son derece büyük ve önemli bir karardı. Dünya üzerinde tek kelimeyle muhteşem olan senfoni orkestrası sayısı gerçekten de çok azdır. Bu yüzden orkestra başına 8 ya da 9 kontrbasçı olduğunu düşünürsek iş bulma şansım oldukça azdı. Her ne kadar riskli bir kariyer kararı olsa da ailem bana destek oldu. Sanırım benim bu işi ne kadar çok istediğimi gördüler. Bunun için çok fazla çalışmam gerektiğinin bilincindeydim. Sanat için gerçekten risk almaya değerdi. Ailem hem beni hem de bu kocaman enstrümanı taşıyabilecek bir araba satın aldı ve beni derslere götürdüler. Liseden mezun olunca müzik okullarının seçmelerine girmem gerekiyordu. Bunun çok ama çok rekabetçi bir ortam olduğunu sanırım size söylememe gerek yoktur. Philadelphia'da Curtis Müzik Enstitüsü'ne kabul edildim. Curtis'te 4 sene okudum ve bu süre esnasında
senfoni orkestrasına duyduğum hayranlık iyice büyüdü. Curtis'teki 3. ya da 4. senemde seçmelere katılmaya başladım ve bu seçmelerin ne kadar zorlu olduğunu anlamam çok zaman almadı. Orkestradaki tek bir yer için yüzlerce harika müzisyen birbiriyle yarışıyor. Üstelik kendinizi kanıtlamanız ve orkestranın repertuarındaki eserleri çalmanız için sadece 10 dakikanız var. Çok rekabetçi bir ortam. Son senemde Detroit Senfoni Orkestrası'ndaki baş kontrbas pozisyonuna seçildiğim için kendimi şanslı sayıyorum. Mezun olduktan 2 ay sonra dünyanın en iyi orkestralarından birinde çalıyordum. O dönem böyle bir işe sahip olabildiğim için çok şanslıyım. 4 sene boyunca Detroit'te kaldım ve çaldım. Bundan 2 ya da 3 ay önce de Chicago Senfoni Orkestrası'nın baş kontrbas pozisyonuna geldim. Kontrbas üzerine kariyeri yapmak isteyenlere içinde bas öğesi baskın olan müzikler dinlemelerini öneririm. Zaten içinde bas olmayan müzik türü bulmak gerçekten de zor bir şey. Beethoven'ın ve Brahms'ın senfonilerini dinleyin ama caz ve bluegrass dinlemeyi de ihmal etmeyin. İçinde bu enstrümanın kullanıldığı tüm müzikleri dinleyin bence. İşe bas gitar çalmayı öğrenerek de başlayabilirsiniz. Hem bir bas gitar kontrbastan daha ucuz. Grubunuzun ya da orkestranızın direktörleriyle ya da okulunuzun müzik programı varsa bu programın başındakilerle konuşabilirsiniz. Müziğe ilgi duyan genç öğrencileri bu şekilde yüreklendirmek istiyorum. Çünkü müzik herkesin bilmesi gereken uluslararası bir lisan. Hepimizi birleştiren bir şey. Nota okuyabilmek, piyanonun başına oturarak parçaları kulaktan çalabilmek ya da şarkı söyleyebilmek, bence bunlar muhteşem beceriler. Müzik hayatın vazgeçilmez bir parçası ve şarkı söylemeniz gerekiyorsa da asla ama asla çekinmeyin derim. Yapın derim, korkmayın, çekinmeyin, sadece yapın. Bu harika bir şey.